GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın dördüncü gününde öne çıkan makro gelişmeleri incelediğimizde haftanın başından beri piyasalarda etkili olan Çin'e ilişkin gelişmelerin yine etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu sabah açıklanan Çin İmalat PMI verisinin tahminlerin altında kalması ve özellikle 50 referans seviyesinin de altında gerçekleşmesi imalat sektörüne ilişkin olumsuz bir değerlendirme olarak öne çıktı ve özellikle endeksler tarafında piyasalarda aşağı yönlü hareketlerin daha ağırlıklı olduğunu gördük. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz tarafında herhangi bir adım atmamasının ardından Çin'den gelen bu olumsuz veri de gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde etkili oldu ve Türk Lirası'nda da Avrupa seansı açılışı öncesinde kayıplar gördük. Genel anlamda ekonomi takvime baktığımızda bugün haftanın en yoğun veri akışının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle öğleden önce Euro bölgesi tarafında PMI verilerinin yine Çin'den sonra açıklanmaya devam edeceğini görüyoruz. İngiltere ve Kanada'dan gelecek rakamların yanında da ABD'den istihdam talepleri ve mevcut ev satışları verisinin öncelikli olarak piyasaların takibinde olacağını ifade edebiliriz. Öncelikle PMI verilerinden başlarsak eğer Fransa, Almanya ve Euro bölgesi için özellikle açıklanacak PMI verilerinde beklentinin önceki rakamlara göre daha olumlu olduğunu fakat küçük farklarla daha yüksek rakamların beklendiğini ifade edebiliriz. Burada euro bölgesindeki deflasyon spekülasyonlarının ağırlık kazandığı bir ortamda ekonomik aktivitelerin işleyişi hakkında bilgi verecek bu veriler gerçekten büyük bir dikkatle takip edilecek. Özellikle Almanya'nın imalat PMI ve Fransa'nın imalat PMI verilerinin yakından takip edileceğini ifade etmekte fayda var. Beklentilerin üzerinde olumlu gerçekleşecek veriler euro bölgesindeki ticari aktivite lerinde olumlu yönde ilerlediği şeklinde sinyal verebilecekken burada Euro'da yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Diğer taraftan beklentilerin altında kalacak bir olumsuz tablo çıkarsa eğer bugünkü imalat PMI verilerinden ve hizmet PMI verilerinden Euro'da aşağı yönlü hareketlerin görülebileceğini ifade edebiliriz. Günün devamında baktığımızda özellikle bahsettiğimiz gibi ABD'den gelecek rakamlar önem taşıyor. Haftanın ilk önem derecesi yüksek verileri olduğunu söyleyebiliriz ABD tarafında ve istihdam talepleriyle mevcut ev satışları öne çıkan rakamlar. Burada haftalık işsizlik maaşı başvurularının uzun zamandır 330 bin civarında açıklandığını görüyoruz. Diğer taraftan yine bu haftada 331 binlik bir beklenti olduğunu da ifade etmekte fayda var. Tabii ki beklentinin altında ve üstünde gerçekleşmesi bu taraftaki rakamların dolar üzerinde de etkili olabilir. Ancak mevcut ev satışları konut satışları Fed'in de çok yakından takip ettiği yine e, rakama ilişkin Beklentinin de 4.94 milyon konut satışı yapılmış olmasının olduğu yönünde e, görüyoruz. Daha önceki rakamlara baktığımızda genel anlamda 5 milyon ve üzerinde e, konut satışı gerçekleştirdiğini görmüştük ABD'de. Son ay içerisinde beklentinin altında da olumsuz gerçekleşerek e, 5 milyonun da altına girileyerek e, rakam olumsuz bir tablo çizmişti emlak sektörüne ilişkin. Şunu da ifade etmekte fayda var ki son 3 e, aydır özellikle tahminlerin altında kalıyor PMI verileri düzeltiyorum mevcut konut satışları verisi. Verinin tahminlerin üzerinde satışlara işaret etmesi ABD doları üzerinde olumlu bir etki yaratabilecekken beklentilerin altında gerçekleşmeye devam etmesi de önceki aylardaki gibi mevcut ev satışları verisinin dolarda değer kayıplarının oluşmasına neden olabilir. Diğer taraftan Davos zirvesi dünyanın e, tabii ki birçok ülkesinden katılım gösteren yetkililerin bu e, toplantısı yine dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. ABD tarafında da McDonald's ve Microsoft gibi önemli şirketlerin de bilançoları takip edilmeye devam ediliyor yine. Genel anlamda temel e, verilerle ilgili söyleyebileceklerimiz e, bugün için bunlar. E, her türlü görüş ve öneriniz için analiz@gcmforex.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Herkese başarılı işlemler.